Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekme kolayı hoş geldiniz. Bugün yine bazılarınızı kızdıracak bir kıyaslamayla karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz ki ya Erdin ve yuh artık yani. Koskoca R7 5'i nasıl olursa da sen e, C7 2 ile kıyaslarsın. Vallahi arkadaşlar yani kıyaslamak da gerekiyor çünkü yani her konuda bu en üstün kamera falan değil. Bunun da bazı üstünlükleri var onlardan bahsedeceğiz bugün. Şimdi birincisi Tabii ki yapıları birbirlerine göre ne kadar kompakt, ne kadar e, battal olduğunu göreceksiniz. Hepsinin avantaj ve dezavantajı var. Bir şeyler unutmamaya çalışarak. Bundan dolayı da tabii ki bir takım notlarımı aldım. O notlarıma da e, bakarak gideceğiz. Şimdi öncelikle sensör boyutundan başlayalım. Evet, sensör boyutu tabii ki burada A7, e, R5'i çok çok ön plan çıkartıyor. 61 megapiksele. 61 megapiksele 33 megapiksel gibi büyük bir fark var. Dolayısıyla da bunda da ciddi bir çözünürlük farkı var sevgili dostlar. Kroplamada çok büyük avantajlar sağlıyor sizlere. Ama bu işte yüksek megapikselli sensöründe bir takım dezavantajlar var. Onlardan bir tanesi de ISO performansı. Şimdi 33 megapiksel gerek çözünürlükte gerek ISO performansta tam tatlı nokta dediğimiz nokta yani hala çok yüksek ISO performansları verirken çözünürlükten de çok da fazla ödün vermemiş oluyor. Dolayısıyla en az bir stopluk gibi bir ISO performans farkı var ki bu zaten teknik verilerinde de ortaya çıkıyor. A7R5'in ISO performansı 50 ISO ile 102.400 ISO arası iken A7C5'in A7C2'nin özür dilerim. E, 50 ile 204.800 arası e, ISO performansı veriyor. Şimdi bunlar tabii kağıt üzerindekiler ama real hayatta e, yaptığım denemelerde 12.800 yüksek baz ISO olarak kullanıyorum fotoğrafta A7R5'i. oysaki ki e, <laughs> C2 ile 20.000 20, bin, 20, 20 bin ve hatta 20.000 üzeri ISO Bundan daha iyi değerler veriyor. Dolayısıyla yani şu anda ISO avantajı kesinlikle A7, C2'de. Çok insan buna bahsetmez elbette. Ha, çok mu önemli? E, önemli tabii. Gelelim e, hızlarına. Birbirinden çok hiçbir farkı yok sevgili dostlar. Her ikisi de gerek e, mekanik e, shutter dediğimiz yani enstantanede gerek elektronikte 10 kare hıza sahip. Burada bir e, küçük detaydan bahsetmem gerekiyor. Buffer'la ilgili. Eğer buffer'ınızın özellikle A7C2 için konuşur, konuşacağım bunu. Çünkü biliyorsunuz A7C2'de sadece bir tek SD kart var. Yani CF Express kart yok. Son iddiasına göre kayıpsız sıkıştırılmış RAW formatı buffer'ınızı bayağı bir sonsuza kadar götürüyor. Oysa ki eğer ki normal RAW çekerseniz 27-28. kareden sonra yavaşlamaya başlıyor ve 10 kare hız yakalayamıyor. Ancak 4-5 kare hız yakalayabiliyor. Gelelim işte en büyük fark sevgili dostlar burada enstantane hızlarında A7R5'in enstantane hızı 1 bölü 8 bin'e kadar çıkabilirken ki bu yine aynı şekilde mekanik ya da elektronik enstantane fark etmiyor 1 bölü 8 bin'e kadar çıkabilirken C72 de sadece 1 bölü 4 şimdi diyeceksiniz ki çok mu önemli? E yerine göre önemli tabii. Yani bilin diye söylüyorum ben bunları. Pozisyona göre belki de A7, C2 ile çok parlak ortamlarda falan çekim yapmak istiyorsanız belki de bir ufak bir ND filtre desteğine de ihtiyacınız olabilir. Arzu ettiğiniz çekimleri yapabilmek için. Ge ha, şimdi her ikisinde de en son nesil otofokus e yapay zeka çipi. Dolayısıyla Otofokus gerek hızlarında gerek takip e, netliğinde yani müthiş zaten. Zaten Sony'nin otofokusunu artık bugün tartışacak adam olduğunu düşünmüyorum. E, şu anda endüstri lideri sevgili dostlar. Her ikisi de bu konuda sınıfı geçiyor çok rahatlıkla. Yani gelelim tabii yapılarına. E, bir tanesi daha battal bir yapıya sahip bir diğeri de çok daha kompakt bir yapıya sahip. Ama bu tabii bir takım avantajlar ve dezavantajlar da getiriyor. Battal yapı tabii çok daha fazla özellik içermesine e, izin veriyor. Oysa ki bunda tabii bir takım kısıtlamalar getiriyor. Ama taşınabilirlik noktasında tabii A7C2 çok daha taşınabilir bir kamera haline geliyor. Ağırlıklarında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani çok az bir fark var e, pilli halleriyle. Şaşırtıcı yani çok şey olmalarına rağmen e, tabii bakarım ağırlıklarına şuraya da not ederim hangisinin hangi ağırlıkta olduğunu. Ama çok büyük bir fark yok yani. Ağırlık konusunda şaşırtıcı bir biçimde A7, c 2 oldukça tok bir makine. Efendim söyleyeyim ekranda tabi hani bu flip ekranlarında bunun çözünürlüğü sevgili dostlar daha yüksek. Şimdi burada yavaş yavaş o hani Verdiğiniz paranın karşılığını almaya başladığınız bir takım avantajlar ortaya çıkıyor. Bir tanesinde 1.4 milyon noktalı bir ekran varken diğerinde sadece 1.0 dörtlük bir ekran parlaklığına sahip. Dolayısıyla R5'in ekranı çok daha parlak. Evet şeyden daha öncekinin nesilden daha parlak bu da daha iyi. Kötü mü? Değil. O kadar büyük fark yaratıyor mu? Çok parlak yani havalarda. E tabii ki yaratıyor. Gelelim e, ekrandan bahsetmişken tabii şeyden bahsetmeden geçmek olmaz. A7C2 bildiğiniz gibi tam açılabilir ekran konumunda şu şekilde. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz sevgili dostlar. Oysa ki A7 R5'in bu ekranı hakikaten efsane. Yani sadece böyle açılmakla kalmıyor. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi bu şekilde de açabiliyorsunuz. Her türlü istediğiniz çekimi yapabiliyorsunuz. Hakikaten muhteşem muhteşem bir ekran. Ee, bu konuda ekranda süper mü süper bir ekran. Ee, bu avantaj A7 R5'in farkını ortaya koyma farklarından bir tanesi. Gelelim tabi burada battal dedik ama avantaj dedik ya. A7 R5'te hem bir CF Express tip A kart slotu var. Hem de bir CF Express pardon hem de bir SD kart slotu var. Her ikisini de kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bunlarla bahsettiğimize göre nelerden bahsedebiliriz? Evet. Tabi video çekecekseniz HDMI bağlantısı bizim için önemli. A7C5 maalesef mikro HDMI porta sahipken A7R5 full HDMI porta sahip o da tabi çok büyük bir avantaj. Ekrandan kontrolleri üç aşağı 5 yukarı aynı. Ondan çok fazla bahsetmeye gerek yok. Ama önemli bir fark ikisi arasında sevgili dostlar. Sırtına baktığınız zaman bir tanesinde kontrol joystick'i varken ne yazık ki A7C2'de bu kontrol joystick'i yok. Gelelim, gelelim, gelelim. Ha, atanabilir hafızalar var ya şu 1, 2, 3 bunun ikisi de aynı hafıza miktarına sahip. Menüleri de 3 aşağı 5 yukarı zaten birebir aynı. Videoya geleceğiz ama videoda her ikisinde auto framing'i var. Ki videoya gelelim artık. Şimdi burada enteresan bir fark var. Tabii ki bunun çok büyük 61 megapiksellik sensörü size 8K 8K 30 FPS çekim hakkı veriyor sevgili dostlar. Eee... 4K, 4K 60 FPS her ikisinde var. 120 FPS yok bu makinalarda. Ama bu 4K 60 FPS bir 1.5 bir crop ile beraber geliyor. Onu bilmekte fayda var. Eğer ki c 72 video için kullanacaksanız. Ama onun haricinde 24'te falan yok. E, 24 FPS'de. Rolling Shutter her ikisinde de var. Yani bunlar aslında baz olarak e, video kameraları olarak üretilmiş değiller. Rolling Shutter var ama eğer illa bir tanesini diğeriyle kıyaslamam gerekiyorsa tabii daha küçük sensörü ve sensör okuma hızı birazcık daha hızlı olacağı için bundan dolayı bunun rolling shutter'ı bundan yani A7R5'ten nispeten daha az. A7R5 eğer ki böyle aksiyon videolar falan çekmek istiyorsanız hiç düşünmemeniz gereken makinelerden bir tanesi. Ama güzel olan şey şu. Bunda zaten dahili 10 bit 422 kayıt S-Log3 varken Bunda bir önceki neslinde yoktu artık bunda da var. Yani 10 bit 4.2.2 SO3 kaydı var sevgili dostlar. Daire kayıt tabii. Her ikisinde de yeni özellik olan LUT yükleme e, özellikleri var ki... ...bu yüklemeleri yaptığınız zaman so 3 de çekseniz... ...görüntülerken nasıl bir sonuç alacağınızı... ...hangi LUT'u yükleyecekseniz onu size görmenizi sağlıyor. Bu da güzel bir özellik. Her ikisinin yeni menüsü e, dediğim gibi... Video'yu videoya gelince bir tanesinin baz ISO'su e, söyleyeyim 640 ISO iken ve ikinci baz ISO'su 3200 ISO iken bunun baz ISO'su 800 yani S9'dan bahsediyorum tabii 800 ISO ile 4000 ISO arasında değişiyor. Yani birinci baz ISO 800, ikinci baz ISO 4000 ISO olarak geliyor. Bu tabii bir takım avantajlar sağlıyor ve her ikisinde e, yani gerek renk kombinasyonu gerek şu anda çekmekte olduğumuz EVE1 ile olan S Log3 eğer ki aynı ayarları kullanırsanız kamera değişimindeki ya da işte B roll C roll çekimlerindeki farkı renk olarak hiçbir şekilde algılamanız mümkün olmaz çünkü birebir aynı neticeler verirler. Şimdi gelelim son bir bölümüne. Bunların stabilizasyonu yani titreşim önleyici. Bu kamerada 8 stopluk bir titreşim önleyici yani A7R5'te var iken Bunda yeni, yeni nesil olduğu için eski nesilden 6-6,5'larda dolaşırken şimdi yeni uygun, dikkat edin lafa uygun lens ile beraber 7 stopa kadar yükseliyor. Ama şunu da doğrusunu söyleyelim sevgili dostlar. Yani kalkıp bir Lumix'in stabilizasyonuna sahip değil bu Sony'ler. Sony'nin zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi stabilizasyonda hala e, istenilen performansa ve seviyeye getirilememiş olmaları. Ama bunun haricinde ilave edilen bu, bu nesillerde yine, yeni ilave edilen aktif dinamik seçeneği o farkı oldukça azaltıyor ve crop'u da sadece 1/15 yani 1/ bölü, ya dostum 1,15'lik bir crop'la beraber bu aktif stabilizasyon aktif dinamik stabilizasyonu sağlıyor ki yani neredeyse gimbal'a yakın çekim e, görüntüleri ya da stabilizasyonu size yansıtıyor. Ama sevgili dostlar bu kameralar kimin için? Şimdi bir taraftan eğer ki profesyonel iş yapacaksanız A7 R5'i tabii ki tercih etmeniz gerekiyor. A7 R5 bugün e, hakikaten yani sonunun bir tanesi. Ve gerek 61 megapiksellik e, müthiş sensörüyle, harikulade dinamik aralığıyla çift slot, e, slot kartıyla Profesyonel düğün mü çekeceksiniz? Profesyonel portreler mi çekeceksiniz? Ürün çekimi mi yapacaksınız? Sıkıntısız kullanacağınız ve mutlaka almanız gereken kameralardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ha, spor çekimleri yapar mısınız? Eh, yani kuş, uçan kuşu çekiyor. Çektim. Ama öyle hani ne bileyim ben bir futbol karşılaşması ya da ne bileyim bir hızlı araba yarışı için uygun bir kamera olduğunu çok da söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla daha böyle profesyonel, daha geniş basımlar yapacağınız e, işlerde kullanacağınız profesyonel işlerde kullanacağınız müthiş bir kamera. Gelelim 7 c 2ye Gittikçe artık yanlış anlamayın benim bu muhteşem kamera olmasına rağmen bunu aldığımdan beri elim daha çok buna gidiyor. Neden biliyor musun? Daha taşınır. Yani diyelim ki bakın profesyonel iş yapmayacaksınız siz. Ve güzel bir kamera istiyorsunuz ve hibrit bir kamera istiyorsunuz. Hem Tatil videolarımı çekeyim. Hem gittiğim her yerde beni sıkmasın istediğim şekilde çok güzel fotoğraflar çekeyim. Ama gerekirse de ben ufak tefek profesyonel işler de yapayım. Valla bu kamerayı alın o zaman. A7C2 çünkü vereceğiniz parasından çok daha fazlasını hak ediyor. Bunun tabi dezavantajı atanabilir fonksiyon tuşunun çok daha az olması A7R5'e ama dokunun yani dokun dokunmatik ekran üzerindeki menü değişimi ve menü değişim kolaylığı daha doğrusu işlem değişim kolaylığı müthiş rahatlatıyor sizlere sevgili dostlar. Ee, ben gittikçe bu, bu küçücük kameraya aşık oluyorum yani cebime koyup götürmek için her yere. Bunu her yere götüremem hem fiyatından dolayı hem ağırlığından ve battallığından dolayı ama buna ki siparişini verdiğim yakında geliyor. Bu minicik 40 megapiksel pardon 40 milimetre f2.5'lik lensi de çakacağım buna. Ve bunu her yere götüreceğim. Tatillere götüreceğim. Oraya götüreceğim. Buraya götüreceğim. Gerekirse çantanın küçük bir gözüne koyacağım. Hatta eğer ki kışın gidiyorsam montumun cebine koyacağım. Ve her yere götüreceğim bu sevgili güzel minik kamerayı. Sevgili dostlar işte böyle. Bir taraftan A7R5 diğer taraftan A7C2. Farkları elimden geldiği kadar sizlere anlattım. Unuttuğum bir şey varsa lütfen sorun. Şu anda hepsini söylemeye çalıştım ama unuttuğum şeyler de olabilir elbette ki. Ama şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Sevgili dostlar şimdilik sevgiyle kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.